konu çok ağır bizim için. Biz yüzlerce kayıptan bahsediyoruz, faili meçhulden bahsediyoruz. Faili meçhul, hani faili meçhul değil de biz yıllardır öyle diyoruz, faili belli. Faili meçhule kurban giden insanlar sokak ortasında vuruluyor veya da gözaltına alınıp işkenceyle öldürdükten sonra yol kenarlarına atıyorlar. Onları kaldırıp defin ettiği zaman artık biliyorsun ki bir mazarları var. Tabii ki hesabını sormaktan, bunları aramaktan hukuken ayrı bir şey. Hiç olmasa biliyorsun ki artık bir mazar taşı var. Ama kayıp olduğu zaman hani gözaltına alınıyor veya kimi tanıkları var, kimi yok. Ve bir daha kendisinden bir ses duymak ve bir haber almak mümkün olmuyor. O çok zor bir şeydi. Eşin olabilir, kardeşin olabilir, oğlun olabilir, kızın olabilir. Bir kayıp yakını için çok çok zor. Yani sevdiğin bir insanın canı ortada yok. Başına ne geldiğini bilmiyorsun. Yani gözaltına alındığını, zorla gözaltına alındığını biliyorsun. Ve bir daha kendisinden haber alamıyorsun. Gerçekten çok zor bir şey. Belli bir zamana kadar beklediğiniz bir şey var. Gözün kapıda oluyor, telefonda oluyor, bir ses de oluyor. Belki onlardan bir ses gelir, bir haber gelir. Veya da aylarca zamansız bir vakit kapı çaldığı zaman yüreğin ağzına geliyor. Acaba bir kendisi mi geldi, bir haber mi geldi diye bekliyorsun ama belli bir süreden sonra umudun kesiliyor ve onu da artık biliyorsun hiçbir şey yok. Gerçekten kayıp olayları çok çok zor. Onun için mücadele vermek gerekiyor. Yani 30 Ağustos'ta onlardan da birisi. Cumartesi anıları Galatasaray Meydanı'nda yıllarca bir haber almak için, bir kayıplarını aramak için o meydanlarda büyük bir bedeller ödedi. Ve dünyada yani uluslararası bir mücadeledir bu. Türkiye eğer gerçekten demokrasi istiyorsa, eğer gerçekten hukuk ülkesi olmak istiyorsa önce dönüp bir Galatasaray'a bakmalı ve kimsesizler mazarındaki yatan o insanlar hiçbirisi sahipsiz değil. Hiçbirisi sahipsiz değil. Hepsi bir anne onları doğurmuş, bir anne babanın evlatlarıdır. Bu arkasından onların aileleri var. Biz onları unutmuyoruz, unutmayacağız. Ama devlet bir an önce o arşivlerdeki o numaraları bize açıklansın. Kayıplarımızın kemikleri neredeyse bize göstersinler. 30 Ağustos'ta da bütün kayıplarımızı anıyoruz. Saygıyla, sevgiyle, minnetle nerede yatıyorsa yatın sizi aramaktan asla unutmuyoruz, unutturmayacağız.